destekledik halk olarak, seçmen olarak ve bugün tek başına iktidar etmiş olduğumuz bir siyasi partinin, yani problemleri çözecek olan, çözmek için iktidar etmiş olduğumuz siyasi partinin bugün ortaya koyduğu problemleri biz tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ve şu soruyu soramadık, yani millet olarak biz bu 15 yıllık süre içerisinde bütün yetkiyi, sonsuz yetkiyi vermemize rağmen ne kazandık sorusunu soramadık. Ben müsaadenizle ilk önce ne kaybettik noktasında birkaç cümlenin altını çizmek istiyorum. Bir, Türkiye sınır komşularını kaybetmiştir. İki, Türkiye övündüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ortaklığını kaybetmiştir. Türkiye Avrupa için her türlü onur kırıcı, yani Avrupa Birliği'ne girmek için her türlü onur kırıcı tavizler vermesine rağmen Avrupalı dostlarının desteğini kaybetmiştir. Türkiye, Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin oyunlarını bozacak BRICS Birliği'ne girme şansını Rusya'yı karşısına alarak kaybetmiştir. Türkiye, açılım adı altında izlediği politikalar ile toplumsal barışını kaybetmiştir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in dostluğunu kazanacağım derken Osmanlı'nın arka bahçesi Müslüman halkları kaybetmiştir. Türkiye, İsrail'in bölgede en ciddi bulduğu ve çekindiği efendim Hizbullah'ı ve İran'ın dostluğunu kaybetmiştir. Türkiye, Allah'ın ayetleriyle alay eden, hakaret eden bakan ve ben Yezid'in safındayım diyen milletvekiline sahip çıkarak Ehl-i Beyt'in dostluğunu kaybetmiştir. Türkiye'yi yönetenler ahiretlerini dünyalıklarına tercih ederek ebedi hayatlarını kaybetmiştir. Bir defa bu durum tespiti yapmak durumundayız. Ve bunu kaybettiklerimiz, bu değerler milletin değerleridir ve bu değerleri millet olarak da biz kaybederken de her seferinde ne kadar iyi yapıyorsun diyerek bugün şikayet etmiş olduğumuz icraatları da bizzat millet, aslında bu fiilin de faili de aslında milletti bir manada. Şimdi burada peki bu kaybettiklerimizi nasıl kazanacağız sorusuna bugün bir soru sorsak, bugün parlamentoda bulunan bütün siyasi partilere, evet bunları kaybettik, Türkiye şu anda gerçekten freni çekilmiş, efendim uçuruma yuvarlanan bir araba gibi, kim buna dur diyecek, tekrar toplumsal barışı sağlayacak, terörü durduracak, bölgesinde kaybetmiş olduğu onurunu, saygınlığını yeniden kazanacak, kim yapacak bunu? Veya Türkiye'nin işsizliğine kim iş bulacak, açını kim doyuracak diye bir soru sorduğumuz zaman gerçekten parlamento içerisinde milletimizin tercih ederek parlamentoya göndermiş olduğu hiçbir siyasi partinin liderinden milletvekiline kadar bu noktada hiçbir sesi çıkmadığını görüyoruz. Problemler var, sorunlar var, her şey var ama bunların çözeceğim diyen hiçbir ses çıkmıyor parlamentoda. Peki bunlar niçin oradalar? Niye orada oturuyorlar? O zaman millet şunu sorması lazım. Millet yanlış bir tercih yapmıştır. Bugün parlamentoya göndermiş olduğu bütün milletvekilleri ve siyasi partilere kırmızı kart göstermesi lazım. Bugün Güneydoğu'daki insanlar evlerine giremiyorlar ya. 300 bin insan evlerini terk etmiş. Bütün evet. Komşularımızı kaybetmişiz. Bütün komşu devletlerin halkları ve idarecileri Türkiye ajan devlet diye bakıyor. Ne olacak peki? İşte burada parlamentonun dışında bu milletin sesi olan bir tane ses görüyoruz. Ben bütün bunlara rağmen ben bunların bütün problemleri çözerim. Türkiye'yi misaki milli sınırlarını koruyarak, üniter yapısını muhafaza ederek Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırırım. Terörü de bitiririm. Toplumsal barışı sağlarım. Ve Türkiye'yi de belki 6 ay içerisinde ayağa kaldırır, 2-3 yıl içerisinde kainat devleti yaparım diyen, ben yaparım diyen bir tane lider var. Bunu artık duymak zorundayız biz. Bu ülke üzerinde, yani ülkesini seven vatanperverlerin, efendim karar vericilerin bu sesi duymadığı takdirde bu ülke parçalanıp bölünürse hepsi bunun altında kalır diyorum. Onun için burada Profesör Doktor Haydar Başbey'in özellikle arkadaşlar bahsettiler. Sadece hemen terör bugün hepimizin canını acıttığı için o noktada getirdiği çözümü tekrar burada ifade etmek istiyorum. Yani bir şey ifade ettiler. Siz öyle terörü çözdüreceğim veyahut da efendim askeri kolluk kuvvetleriyle beraber terör çözülmez.
Siz terörü besleyen ortamı ortadan kaldırmadığınız müddetçe, yani bataklığı kurutmadığınız müddetçe siz sinekten kurtulamazsınız kardeşim. Onun da yolu bu milletin karnını doyurmadan, işsizine iş vermeden ve devletine de sırtını dayayacak baba devlet olmadan terörden kurtulmak mümkün değildir. Onun için bugün bu sessizlikte, bütün bu problemlerin karşısında diz çökmüş bütün siyasilerin karşısında bütün bu problemleri, özellikle terör problemini, bütün problemleri çözebilecek bir lider var karşımızda. Peki nasıl çözeceğiz dediler, şunu söylediler. Milli ekonomi modelinin sosyal devlet projelerini uygulasınlar, terör biter. Bir örnek verdiler. Düşünün, Şırnak'ta veya efendim Van'da, Bitlis'te, Diyarbakır'da ki bir Ayşe teyzemiz evinin hanımı olduğu için, evinin işçisi olduğu için, ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım dediği için 1500 lira artı 1000 lira 2500 lira maaş almış olsa, kocası çalışıyorsa 5000 lira asgari ücret almış olsa, iki çocuğu varsa 250 liradan 500 lira eder, ne eder? 5000, 8000 lira 4 kişilik bir aileye, Şırnak'taki, Diyarbakır'daki, Van'daki bir ailenin evinin bütçesine girmiş olsa 8000 lira. O ana baba çocuğunun dağa gitmesine müsaade eder mi? İlk önce o onu alır, oturur. Bak bu devlet baba bizi insan yerine koydu. Bak ben ana olarak emeğimin karşılığını veriyor. Bak babana iş verdi. Sen 18 yaşına gelene kadar da sana 250 lira maaş veriyor. Diyerek ilk önce kendi çocuğunu o ne yapar? İslah eder, terbiye eder, kulağını çeker, azarlar ama ülkesinin yararına kazanır. Doğru mu? Siz şimdi böyle bir çözüme sırt çevirmişsiniz. Kaynak soruyorlar bunu söyleyince. Şimdi öyle enteresan ki biz bunu uluslararası aranlarda söyledik, kongrelerde söyledik. Kaynak bu ülkenin yeraltı kaynaklarıdır. Kaynak mı istiyorlar? Var. Kaynak efendim devletin, bağımsız bir devletin senyoraj geliridir. Kaynak tüketimdir. Bunu saatlerce konuştuk. O zaman kaynak var. Niçin o zaman insanları siz aç, susuz, işsiz, güçsüz bırakıyorsunuz? Ondan sonra niye dağa çıktı? Niye bana silah çevirdi? Sen ne yaptın baba olarak? Sen devletsin. Baba olarak sen ne yaptın? Kucağını aldın mı? Şefkat elini gösterdin mi? Efendim korktuğu zaman ben senin arkandayım dedin mi? Açını doyurdun mu? İşsizine iş mi verdin? Ne yaptın sen? O zaman şu akla geliyor. Niye bu millet çözümü mü istemiyor? Acaba birileri bu ülkenin bölünmesini mi istiyor? Yani bu olay birilerinin hoşuna mı gidiyor? İnsan bunları kendi kendine sorma ihtiyacı duyuyor. Çözüm varsa niçin bu çözümü çevirdik biz? Onun için Türk milleti olarak bu ülkede gerçekten ben vatanperverim, ülkemin bölünmesini istemiyorum diyen herkes Profesör Doktor Haydar Başbey'in önünü açmak zorundadır. Yani milli ekonomi modelini, sosyal devlet projelerini uygulamak zorundadır. Uygulayamazsanız biz bu terörün önünü alamayız ve toplumsal barışı sağlayamayız. Toplumsal barışın sağlamadığı bir ülkede huzur olmaz.